dediğinde samimiyetimle söylüyorum, anladım. Gerçekten anladım. Yani bir kız babası olarak sonra siyaset kattı, işin içine başka şeyler kattı. Keşke burada olsa, ama ilk konuştuğunda gerçekten bir kız babası olarak bu konuyla ilgili ne kadar hassasiyet duyduğunu en azından ben hissettim. Zor bir şey. Benim kızım 98 doğumlu. Aynı bu olayı yaşayan kızımızla aynı tarih doğumlu. Bugün itibariyle 24 yaşında. Ben bunu duyduğumda, bunu hissettiğimde, samimiyetimle söylüyorum başkanım, siyaseten hiç şeyle bir ilgisi yok. Gerçekten kızım gözlerimin önüne geldi. Bu işin ne kadar zor, ne kadar ahlaksız, ne kadar şerefsizce bir şey olduğunu anladım. Çünkü kızımı düşünerek ve aynı zamanda insan olan herkesin bunu da düşündüğüne inanıyorum Sayın Başkanım. Bir diğeri, yine Murat Başkan her ne kadar iki kız çocuğu babası olarak anlatırken de memleketim olan Tunceli'den bir cemevi dedesiyle ilgili şeyde bulundu. Aynı zamanda partimizde bir takım şeylerde bulundu. Doğru, bu tür şeyler yaşanmış. Tunceli'de bu. O cemevi dedesi de şerefsiz. O Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaşayan, kendi arasında bu konuda şey yapan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi de şerefsiz. Bu cemaatin lideri de şerefsiz. Bunu yapan herkes şerefsiz Sayın Başkanım. Şimdi bunun siyaset yapılacak, bunun siyaseten kullanılacak hiçbir tarafı yok. Hassassak bu konuda, ama şunu da unutmadan başkanım, yani Murat Başkan bir harita gösterdi, sonra da bir takım şeyler gösterdi. Keşke göstermeseydi. Ama biz bu mecliste, bu kürsüde cemaatlerle ilgili herhangi bir şey söylediğimizde Faruk Başkanım kusura bakmayın oradan ayağa kalkıyordunuz. Bakın söyleyeceğim, bakın oradan ayağa kalkıyordunuz. Şerefsiz, CHP'li de şerefsiz. Bak demiyorum, bakın bunu yapan, ama Sayın Başkanım. Arkadaşlar lütfen. Faruk Başkanım. Lütfen rica ediyorum. Faruk Başkanım. Sayın mı? Mesela CHP'nin haritasını gösterdiniz. Ben de AK Parti Belediye Meclis Üyesi, AK Parti İlçe Yöneticisi, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti il başkanının yaşadıklarını çıkarıp burada harita olarak gösterseydim. O şu, bu kıyaslanacak bir mesele değil. Bakın kıyaslanacak bir mesele değil bu Sayın Başkanım. Bakın size bir şey okuyacağım. Bir tweet okuyacağım. Bakalım bilecek misiniz tweetin kime ait olduğunu. Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur. Sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz. Mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kim yazmıştır bunu başkanım? Soruyorum size. Kim yazmıştır? Kim? Emine Erdoğan. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan yazmış. Doğru yazmış. Takipçisi olmak değil. Peki aynı şeyde, aynı kabineye üye bakan ne dedi mecliste başkanım? Aile Bakanı. 2020 yılından beri biz bu konuyu biliyorduk. 2020'den beri o mağduriyeti yaşayan çocuğumuz bizim kontrolümüz altında. Biz bunu korumamız ve kontrolümüz altında. Biz gerekli desteği, gerekli hukuki desteği veriyoruz. Peki Tunceli'deki Alev Cemevi dedesi tutuklanmış. CHP'nin içinde bu işi yapanlar tutuklanmış. Niye herhangi bir soruşturma, bir operasyon yok? Niye gözaltı yok? Niye tutuklanmıyor? Nedir bu? Kim yapacak? Adli korkutlar yapacak başkanım. İçişleri Bakanı talimat verecek. Bakın İçişleri Bakanı talimat verecek. Başkanım tutuklamadan bahsetmiyorum. Gözaltına alınacak, gözaltına. Savcı dediniz. Çok güzel bir konu. Çok güzel bir konu. Peki, başkanım benim diplomam yok. Cahilim, ben hukukçu değilim. Ben hukukçu değilim, söylüyorum. 2012 yılında çocuğumuz, bakın Sayın Başkanım, gerçekleri konuşacağız. Bir dakika ya, anlatacağım. Demin katıldıklarınıza buna da katılacaksınız. Bu çocuğumuz 98 doğumlu. 2012 yılında, bakın başkanım, bir bitireyim. Başkanım 2012 yılında bu çocuğumuz annesi tarafından hastaneye götürülüyor. Bakın annesi tarafından hastaneye götürülüyor. Hastaneye götürülürken Pendik'te doktor bunun farkına varıyor. Bu çocuğun cinsel istismara uğradığının farkına varıyor. Doktor görevini yapıyor. Bunu adli kollara, yani karakola, polise bildiriyor. Olay savcılığa intikal ediyor.
Savcılık bakın diyoruz ya 2020 yılından beri biz bu çocuğu biliyoruz. Bizim korumamız altında. 2012'de bu soruşturmanın kapatıldığını bilmiyor muydu o bakan? Bilmiyor muydu? Kim yapıyor Sayın Başkanım? Kim? Hangi şerefsiz yapıyor? Hangi şerefsiz yapıyor? Kim koruyor? İşte kim koruyor? 20 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz Sayın Başkanım? 2012 yılında iktidarda kim vardı? İçişleri Bakanı kim? Adalet Bakanı kim? 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 Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı 2012'de kim? Bu çocuk Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderken o sonuçları değiştirecek 14 yaşındaki bir çocuğun yerine 21 yaşındaki bir başkasını götürüp test veren kim? Bunu sağlayan kim? Hastaneler kimin kontrolünde? Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Hiç şeyle ilgisi yok. Allah belasını versin. Kim koruyorsa, kim yapıyorsa. Peki bugünden sonra elinizi tutan var mı Sayın Başkanım? Bugünden sonra bakın. Bakın yargı değil. Bakın yargı. Bakın yargı değil. Bakın. Bakın doğru cevap vermeyin. Amerikalı papazı cesedimizi Çinler size bilmem ne gönderemeyiz dediğinizde ertesi gün bir şeyle gönderdiniz. Yargıya müdahale etmiyorsunuz ya. Bakanlık İçişleri Bakanlığı sizin için elinizde Sayın Başkanım. Bu konu başkanım ben şunu söyleyeyim. Ticari işletmeler devlet ihaleleri kaynaklarıyla aracılığıyla nasıl devletin ve mali güce eriştiği, kadro devriştiği, darbe düzenleyerek rejimi değiştirmeye hevesine girişti. Çok yakın bir dönemde tüm ulus olarak acı bir tecrübe olarak yaşadık. Hepinizin şikayet ettiği FETÖ terör örgütü. Doğru mu Sayın Başkanım? Devletin içindeki konumundan dolayı acı bir tecrübe olarak yaşadık. Ne fark ediyor? Ne fark ediyor? Konuşayım doğru söylüyorsunuz. Ben zaten size değil ki başkanım. Ben kamuoyuna anlatıyorum. Onlar anlıyordur umarım. Hiranur Vakfı bağlı olduğu cemaatlerde mağdur kız çocuğunun yaşadıkları 2012'den bu yana savcılığa, yargıya intikal ettirmesine rağmen 10 yıl boyunca olayın örtbas edilmesi, savcılıktan adli tıbba, yargı dosyasına kadar belge, kanıt ve raporların işleme konulmaması, bu yapılanların devletin varlığının etkinliğinin bağlarında hala sürdüğü gösteriliyor. Yani bu ne anlama geliyor? FETÖ'yü temizledik ama eğer halen 2022 yılında halen bununla ilgili eğer bir soruşturma açılmıyorsa, bununla ilgili bir gözaltı yoksa bu devletin koruması altında bir meseleye döner. Bu infial yaratılacak. Önce mesele tamamen artık tepkisel bir şeye geldikten sonra sosyal medya üzerinden kimleri bıraktığınızı, kimleri tutukladıklarınızı çok iyi biliyoruz. Bu konuda da devletimizi göreve çağırıyoruz. Kadın olan bir aile bakanı, kadın olarak bir aile bakanı bu konuda 2 yıldır korumamız altında biz sadece hukuki destek veriyoruz demesi yeterli bir mesele değil Sayın Başkanım. Sakin sakin konuşacaktım ama bu konuya da girmiş oldum. Önemli bir konu. Hepimizin tek ağızda hep birlikte burada kınamamız da Sayın Başkanım çok önemli. Yani hem başkanımız olarak hem diğer gruplar hepsi bunu kınıyor. Bu en azından umut verici ve sevindirici bir şey. Bu olayın hep birlikte takipçisi olalım. Buna benzer olayların daha yaşanabilmemesi için, yaşanamaması için de üzerimize düşen, elimizden gelen İBB meclis üyesi olarak, İBB'de görev yapan arkadaşlar olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak da üstümüze düşeni yapalım derim. Teşekkür ediyorum bu konuda Sayın Başkanım. Bir başka konu, hep gündeme geldi Sayın Başkanım. Geçen ay Tevfik Başkanım bütçe konuşmalarını yaparken burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partizanca İBB Partizanca yönetiminden dolayı İBB'yi yaklaşık 20 milyar zarara uğrattığını söyledi. Baktım. Neymiş sebebi? Yönetim kuruluna atananlar yöneticiler. Sanki yaşanmıyor. Yok. Ben inkar etmiyorum. Yok demiyorum Sayın Başkan. Bu da AK Parti'nin Türkiye'yi 20 yıldır yönettiği kara tablo. Kapkara bir tablo. AK Parti banka yönetim kurullarına, diğer şeylere, bankamatik öğretmenler, aklınıza ne gelirse bu yönetimiyle liyakatsiz yöneticiler, yandaşlara ihaleler, bunlarla ilgili eğer AK Parti 20 yıldır bu partizanca yönetimini yapmamış olsaydı Türkiye'de ne yapabilirdik biliyor musunuz? Ne yapmış olurduk? Onu da söyleyeceğim. Partizanlıktan bahsediyorsunuz. Faruk Başkanım daha geçen ay burada
YTT'nin bütçesi geçti. YTT'ye iki tane mürakabı